Sevgili izleyiciler, spor saatinden merhabalar diliyorum. Türk futbolunun çok yakından tanıdığı bir isim İnegöl Spor Teknik Direktörü Ergün Pembe ile birlikteyiz. Bugün hem İnegöl Spor'u konuşacağız, hem Süper Lig'i konuşacağız, hem alt ligleri konuşacağız, hem de milli takımı bir kısa değerlendirmesini yapacağız. Ergün Hocam, yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Evet hocam, gerçekten inanılmaz bir kariyer, çok güzel bir kariyer. 18 yıl futbol kariyeriniz var. 2008'den bu yana da teknik direktör olarak görev yapıyorsunuz. Gerçekten Ergün Pembe gerek Galatasaray camiasının gerekse diğer camiaların çok sevdiği bir isim. Duruşunuzla, karakterinizle, oyun kimliğinizle, oynadığınız takımlara katkınızla bugüne kadar gerçekten çok başarılı bir şekilde bugünlere geldiniz. Sohbetimize İnegöl Spor'dan başlayalım. Yaklaşık 2 aydır da İnegöl Spor'da teknik direktör görevini yürütüyorsunuz. İşler biraz sanki iyi gitmiyor. Nedir İnegöl Spor'un son durumu? Tabii Tuzla maçıyla başladık. Evet. Tuzla maçı galibiyeti bizim için iyi olmuştu. Ondan sonra Erciyes galibiyetimiz var bir de. Açıkçası baktığınız zaman çok da iyi gittiğimiz söylenemez ama takıma baktığınız zaman ben gelmeden önce de birçok sıkıntıları vardı. Ben geldikten sonra da bu sıkıntılar biraz daha devam ediyor. Transfer yapamadık biliyorsunuz. Evet. Transferde belki son sözü biz söylemiş olsaydık çok daha farklı bir konumda da olabilirdik. Ama elimizdeki mevcut kadroyla devam etmeye karar verdik. Çünkü 29-30 oyuncuyla çalışıyorum. Bu kadronun üstüne de transfer yapmak yanlış olurdu. Ben zaten futbolculara, kardeşlerime de geldiğim zaman dedim ki ben transfere para vermeyeceğim. Siz oynayın, kazanın, playoff şansını kovalayalım, siz paraları alın diye söylemiştim. Bu amaçla yola çıktık ama tabii istediğimiz, yaptığımız hesaplar bu yönde gitmedi. Bir seri yakalayabilseydik belki takıma da güven, bir özgüven gelirdi. Kesinlikle. Çünkü ben gelmeden önce yaklaşık takımın 11-12 beraberliği vardı. Bir beraberlik psikolojisi vardı takımda. Bunu üzerlerinden atmaya çalıştık. Bunda başarılı olamadık tabii. Biz geldiğimiz dönemde de işte Aydın, Karşıyaka beraberlikleri yine devam etmeye başladı. Ama takımda gözle görülür bir değişik olduğunu görüyorum ben. Çünkü 2 haftadır deplasmandayız yani. Sıkıntı 2 maçtır. Biraz gol yollarında sanki. Biraz da şanssızlık var. Ya tabii futbolun biliyorsunuz futbol şansı da çok önemlidir. Mesela en son oynadığımız 2 deplasman bakıyorsunuz Kastamonu ve Gümüşhane maçlarında iyi oynayan taraf. Topun daha çok bizde olduğu taraf biziz. Ama baktığınız zaman Kastamonu'ya 1-0 yenildik ve Gümüşhane'ye de 2-1 yenildik. Kastamonu maçında 70. dakika penaltı kaçırdık. Belki penaltıyı gole çevirmiş olsaydık maç 2-1 biz de kazanabilirdik. Hakikaten iyi oynadığımız günlerden bir tanesiydi. Kastamonu ikinci yarının flaş ekiplerinden bir tanesi. Evet. Biliyorsunuz mağlubiyeti yok son haftalarda zaten. Onlara karşı iyi mücadele ettik ama iyi oyun beni hakikaten mutlu etti. Dediğiniz gibi gol yollarında çok sıkıntımız var. En son Gümüşhane maçında 6 pastan 3 oyuncum golü atamadı düşünün. Rakibe bakıyorsunuz evet. 35'ten vuruyor gol, 40'tan 30'dan vuruyor gol. 2 gol yedik. Bunu önlem alamıyorsunuz tabii hoca olarak. Tabii. Çünkü duran top neticede. Ama onun dışında oyuncularım gösterdiği performanstan, istek arzularından son derece mutluyum. Dediğimiz gibi sadece gol yollarında biraz eksiyiz. Antrenmanlarda da hep gol çalıştırıyoruz ama bazen olmuyor ama ben inanıyorum ki bu şanssızlığın bir yerden sonra siz inandıktan sonra, siz kovaladıktan sonra, mücadele ettikten sonra şansın bir yerden sonra sizin tarafınıza döneceğine inanıyorum. Neden o? Bu hafta olmasın Tokat maçı diye düşünüyorum. Çünkü umut vadeden bir yol içindeyiz. İyi oynuyor takım hakikaten. Tokat maçı da çok önemli ama. Tabii. 6 puanlık maç evet. Bizim için. Çünkü Tokat da biliyorsunuz alt sıralardan geldi ve 32-32 aynı puana geldik. Bizim onları yenmemiz lazım ki biraz nefeslenelim. Neden? Çünkü onların da bizden sonra biliyorsunuz Gümüşhane ve Samsun ve Niğde maçları var. Onlar da zorlu bir periyoda giriyor. Sadece biz veya onlar değil. Baktığın zaman Buksaş, 1461, Aydın Spor bunları da sıkıntılı süreçler bekliyor. Herkes birbiriyle ve zorlu maçlar oynayacaklar. Burada tabii ki bu atmosferi kaldırabilen, üzerinde baskıyı az hisseden takım zaten ligde kalacaktır. Ama ben ekip olarak benim ekibim iyi olduğunu düşünüyorum. İyi mücadele ettiklerini, evet. Kazanma arzusunu sahaya yansıttıklarını düşünüyorum. Ama onun dışında tek sıkıntımız gol. Onu da bir yerden sonra kıracağımızı düşünüyorum. Genelde baktığımızda gerçi çok kısa bir süre oldu İnegöl'e gireli. Potansiyel olarak, futbol potansiyel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Baktığımızda ülkemizin de mobilya sektörünün en iyilerinden, evet. En iyi ilçelerinden biri İnegöl. Nasıl görüyorsunuz İnegöl'ün geleceğini, İnegöl Spor'un?
Yani tabii ki İnegöl zamanında biliyorsunuz birçok futbolcu kardeşini, futbol adamını yetiştirdi. Türk futboluna katmış kulüplerden bir tanesi. Sadece şu anda İnegöl Spor'da diye birçok kulübümüzde altyapı sorunları var. Ülkemizin genelinde oyuncu yetiştiremiyoruz. Evet, oyuncu gelmiyor. Yıldız oyuncular çıkartamıyoruz. Bu sıkıntı ülkenin her yerinde var. İnegöl Spor'da da var. Geçen haftalarda biliyorsunuz yeni bir tesisleşme adına temeller atıldı. Yeni tesisle beraber İnegöl'ün gönül verenler, yönetim, başkan bu konuya el atıp altyapı ile ilgili sorunların çözüleceğine ben inanıyorum. Çünkü yeni yapılan bir tesiste yapılanmaya giderseniz, alttan oyuncular yetiştirirseniz bu da bütçenizi sarsmaz. Dışarıdan oyuncu alacağınızı alt taraftan yetiştirdiğiniz oyuncularla daha önce olduğu gibi Türk futboluna oyuncular da kazandırabilirsiniz. Tabii ki bunu benim söylememle olmuyor. Oturursunuz bir proje çıkartırsınız. Kesinlikle. Bu 2-3 yıllık bir projedir. Nasıl diğer kulüpler bunları yaptılar. Zamanında biliyorsunuz Buca Spor bunu yaptı. Altın Ordu Kulübü yaptı. Birçok yapan kulüp var. Eğer böyle bir yapılanmaya girip böyle bir proje yapılırsa İnegöl'ün sporunda ilerisi açık olduğunu düşünüyorum. Sadece bunu istemek, bunu arzulamak, bu projeyi hayata sokmak önemli. Evet. Geçtiğimiz gün futbol zirvesindeydiniz, ikinci futbol zirvesinde. Altyapı dediğiniz gerçekten en büyük sıkıntı bizim de gördüğümüz, tüm futbol camiasının gördüğü altyapıdaki büyük sıkıntı. Siz çok üst düzey futbol oynadınız. Baktığımızda Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadınız. UEFA şampiyonluğunda katkınız vardı. Milli takımda dünya üçüncülüğü yaşadınız. Size göre sıkıntının temelinde ne yatıyor? Şimdi öncelikle takım olmanız çok önemli. Biliyorsunuz bireysel bir spor yapmıyorsunuz. Bu bir takım oyunu. Eğer takım oyunu siz sahaya yansıtırsanız ona göre oyuncular... Mesela hocanın öncelikle şeyi çok önemlidir. Ne oynatacağı, takıma ne oynatacağı, evet, sistemi çok önemlidir. Bu sistemi kurup ona göre oyuncular alırsanız o zaman başarılı olmanız daha yüksek diye düşünüyorum. Şimdi Türk sporunun temelinde yatan sorun, evet bizim jenerasyon mesela çok şanslıydı. Kesinlikle. Çok isteyerek bir yerlere geldiler. Çok yetenekli bir jenerasyona sahip. Birbirini tamamlayan futbolcular vardı. Kesinlikle. O takım ruhunu iyi yansıtıyorlardı. O arkadaşlığı, o aile havasını iyi yansıtan gruptan oluşuyordu. Düşünün, Piontek zamanında Fatih Terim onun yardımcısıydı ve doğru. Ümit Milli Takım'ın başındaydı. Ben de o Ümit Milli Takım'ın oyuncularından bir tanesiydim. Ülke genelinde bir araştırma yapıldı. İşte ülkenin çeşitli şehirlerinden, işte mahallelerinden yetenekli oyuncular çıkartılıp bölge maçları yapıldı. Bölge maçlarında bunun işte gelen menajerler, hocalar, herkes bu yetenekli oyuncuları izlemeye geldiler ve bünyelerine katmaya çalıştılar. Biz de o jenerasyondan çıkan oyuncularız ve Ümit Milli Takım'da bir kısmı bunların toplandı. Baktığınız zaman ve o toplanan grubun birçoğu da futbol hayatı boyunca başarılı oldular. 93 yılında biz Akdeniz Oyunları şampiyonu olduk. Evet, o kadro devam etti. 93'ten 2017'ye geliyorsunuz. Baktığınız zaman 24 yıl geçmiş ve hala şampiyon olan bir takım yok. Ümit Milli Takım bazında baktığınız zaman bir Mersin'de finali kaçırdık biliyorsunuz. Evet. Ama hala ülkemize getirilen bir kupa yok. O jenerasyon sonra yarısı Galatasaray'da toplandı. Sonra Galatasaray iyi yapılan transferlerle başarılar işte 4 sene şampiyonluk, UEFA kupasını aldınız, Süper Kupayı aldınız. Sonra o kadrodan 8-10 kişi milli takıma taşındı. Aynen devam etti. Baktığınız zaman milli takımda Avrupa Şampiyonası'na katıldınız, dünya üçüncüsü oldunuz. Ama orada kaldı. Ondan sonra ama istikrar vardı. İstikrar yoktu. O istikrarı bir türlü sağlayamadık. Ama o jenerasyon birçok başarılara imza attı ülke futbolu adına. Şimdi öyle bir jenerasyon yine yakalanmaya çalışılıyor. Ama ne kadar bunda başarılı olur? Bizim geçtiğimiz dönemde yaptığımız başarıları tekrar yapabilir veya üstüne koyabilirler mi? Bu da soru işareti. Çünkü hakikaten oyuncu yetişmiyor. Şimdi, bunun sebebi ne? Şimdi sebebi, tesis anlamında ciddi son yıllarda ciddi adımlar atılıyor. Şimdi ona geleceğim zaten. Evet. Şimdi bunun temelinde sorunlar neler yatabilir? Benim kendi şahsi fikrime göre, şimdi biz oynadığımız yıllara bakıyorum ben çocukluk yıllarıma. Ben topu gördüğüm zaman inanılmaz mutlu oluyordum. Keyif alıyordum. Çoraptan, kutudan, tenekeden futbol topu yapmaya çalışıyorduk. Doğru. Birisi bize futbol topu aldığı zaman dünyalar bizim boş oluyordu. Arsalar vardı o zaman. Tabii ki okul önleri boş arsalarda mümkün olduğunca futbol oynamaya çalışıyorduk. Babam kahve işletirdi, ben kahveden kaçar futbol oynamaya kaçardım. Evet. Döverdi yine kaçardım. Düşün o kadar istek arzu vardı. Doğru. Şimdiki çocuklara bakıyorsunuz o istek arzunun daha az olduğunu ve imkanlarının daha çok olduğunu görüyorsunuz. Şimdi biz o zaman top bizim için bir eğlence. Şimdiki oyuncular için biliyorsunuz telefonu elinde, iPad elinde, PlayStation elinde birçok imkanı var. Yani birçok şeyle uğraşma imkanı var. Bunun da temel sonuçlarından bir tanesi ülke futbolunun gelişmemesinde, altyapıdan oyuncu gelmemesinin sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığın zaman tesislerimiz yok mu?
Evet, şu an soruyorlar. Baktığın evet, zaman dört büyüklerin işte bütün Anadolu kulüplerine bak. 18 ligdeki, Süper Lig'de 18 takıma baktığın zaman hepsinin altyapısı var. Tesisleri güzel mi? Güzel. Evet. Niye oyuncu yetişmiyor peki? Sebeplerin başında bu olabilir. Altyapı hocalarına verdiğiniz değerle de alakalı evet, olabilir bu. Bu da çok önemli. Eğer şimdi siz asgari ücretle bir altyapı hocası çalıştırıyorsanız size ne verebilir ki? Ki genelde de bu yani böyle. Yani o altyapı hocası da değer verdiğiniz kişi de kendine değer verildiğini hissetmesi lazım. Yarışmacı bir ruha sokmanız lazım onu. İşte oyuncu yetiştirdin, şu kadar sana bonus, şu kadar para alacaksın. Maaşını daha iyi yapmanız lazım. Kesinlikle. Yani hep yarışma içine sokmanız lazım ki ona bir teşvik edersin, vermeniz. Evet. Aynen, teşvik. Bir yarışma ruhu vermeniz lazım ki başarılı olasınız. Adam oraya memur gibi gelir, memur gibi işini yaparsa sabah 8 geleyim, akşam 5-6 çıkayım gibi düşünürse bu olmaz. Kendine de yatırım yani yapmaz. Bir kere getireceğiniz adamın yaptığı işten çok zevk alması lazım. Onun değerini, gerçek değerini ona hissettirmeniz ve onu vermeniz çok önemli diye düşünüyorum. Bunlar bazı sorunlar tabii. Birçok sorunlar da daha olabilir. Ailevi sorunlar. Bazı biliyorsunuz aileler okuldan tercih yanını kullanıyorlar çocuklar için. Bizim dönemlerde de öyleydi. Onlar da olabilir ama büyük sorun ben tesisleşmekle yaptığını düşünmüyorum. Çünkü tesis anlamında baktığınız zaman son yıllarda çok ilerideyiz. Bu dediklerinizi öncülük yapabilecek kurum da Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu özellikle altyapılara eğilmesi gerekiyor, katkı koyması gerekiyor. Şimdi bizim bildiğimiz altyapılarda bir tek deplasman giderlerini Futbol evet. Federasyonu karşılıyor. Onun dışında hiçbir şekilde kulüplere katkı koyamıyor. Ya şimdi pastanın büyük bir kısmını evet. zaten birincilik takımlar oluyor. Mantıken de doğru evet. olan da bu tabii. Ama biraz daha altta bulunan kulüplere biraz daha iyileştirme olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu konuda son söz söyleyecek yine federasyonumuzdur. Bu altyapı sorununu, ülke futbolunun sorununu çözebilecek en doğru adamlardan bir tanesi de zaten şu anda orada. Evet, Fatih Terim. Fatih Terim'den bahsediyorum. Fatih Terim orada zaten. Ve inanıyorum ki çok ciddi anlamda çalıştığını ve ülke genelinde tekrar yetenekleri aradığını çok daha iyi biliyorum. Squad ekipleri kurup. Sisteme dökmeye çalışıyor. Yani yeniden aynı Piontek dönemindeki sisteme dönüp İşte bırakmış eski oyuncuları birçok illere gönderip orada yetenekli oyuncuları bulma adına onları yönlendirdiğini biliyorum. Tabii yetenekli oyuncular çıkar mı çıkmaz mı bu son yıllardaki durumumuza bakacağız. Gelip gelmeyizden. Siz hakikaten sol bekte aranan isimdiniz ama bakıyoruz Türk futbolunda Tunç Kayıcı ile de dün görüştük falan dedim. Hocam Ergün Hoca ile konuşacağız falan. Özellikle sor dedi yani niye sol bekte adam yetişmiyor? Nedir tespitiniz? Bana o soru çok geliyor. Evet. Sizin gibi artık sol bekler gelmiyor. Ben de diyorum ki yani en iyi sol bekleri bir dönemde tükettik, bitirdik diyorum. Evet. Bakıyorsun Abdullah Ercan aynı dönemde oynamış. Hakan Ünsal, İbrahim Üzülmez gibi sol bekler aynı dönemde oynayıp bitirmişler görevlerini. Aslında gerçeği söylemek gerekirse bu bir şaka tabii ki de. Evet. Ülke genelinde sadece sol ayakta ülke genelinde zaten oyuncu yetişmiyor. Oyuncu yetişmediğine göre sol ayaklı oyuncunun da yetişmemesi gayet normal diye düşünüyorum ben. Ama benim temennim inşallah bundan sonraki yıllar ciddi anlamda altyapılara iyi destek verilip iyi oyuncuların çıkması yönünde. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz yabancı sayısı da arttırıldı. Evet. Birçok kişi bundan da şikayetçi. Kulüplerin işine geldi gerçi. İşte daha ucuz oyuncu getirebiliyorlar. Türk oyuncular daha fazla istedikleri evet. için bu tür önlem aldıklarını düşünüyorum ben. Ama bu ülke futbolunu geriye getirdiğini düşünüyorum. Şimdi siz altyapınızdan çıkardığınız oyuncuyu orada oynatamıyorsanız yabancı sayısından dolayı o çocuk kendini nerede gösterecek, nerede oynayacak, nasıl milli takıma gidecek bunlar büyük sıkıntılar. Ha şöyle de bir soru olabilir. Yetenekli oyuncu geldi de biz onu oynatmadık mı da olabilir. Bu da mantıklı bir soru. Tartışılan o. Ama siz şimdi bir oyuncuyu kazanma adına bir maçta siz bir oyuncuyu kazanamazsınız. Genç oyuncuyu özellikle. Ona 3-4 maç, 5 maç o güveni verip o özgüvenle onu sahaya sürdüğünüz zaman çok daha farklı şekiller alabilirsiniz. Ama teknik direktörle o riski almıyor hocam sanki. Bir de o neden, var. Neden bakıyorsunuz Avrupa kulüplerinde hocaların her zaman arkasındadırlar. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl o kulüplerdedir. Doğru. Şimdi bizim ülkemize baktığı zaman her şey günlük yaşanıyor. Başarı endeksli. Başarılı evet. olmak için her şey. Ama uzun vadede bir planlama yapılmıyor ki. Taraftar sabırsız, yönetim sabırsız. Aynen, taraftar sabırsız, yönetim, camialar. Evet. Özellikle büyük kulüplerde böyle. Böyle olunca da sıkıntılar yaşıyorsunuz ülke futbolunda oyuncu yetişmesinde. Her dalda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bursa Spor'u da konuşalım. Belli bir kalıbı kırdı Bursa Spor gerçekten. Olmaz denileni yaptı 2010 yılında evet. şampiyon oldu. Bursa Spor'un altyapıya yaptığı yatırımlar da ortada. Çıkardığı futbolcular da ortada. Onlar konusunda evet. olumlu bilgiler alıyordum. Altyapısının Bursa Spor'un çok iyi olduğunu
Şu anda ne durumda onu bilmiyorum açıkçası ama geçtiğimiz yıllarda altyapının çok iyi olduğu konusunda tesis anlamında, tesisleşme anlamında. Evet. Biliyorsunuz biz de yeni tesisimizi yaparken İnegöl Spor olarak oradan projeden esinlenerek buradaki tesisleşme yapılıyor. İnşallah bizimki de iyi olur. Bursa Spor'u nasıl görüyorsunuz? Anadolu takımları arasında Bursa Spor öne çıkan bir takım ama sabırsız bir camiası var. özellikle taraftar biliyorsun, etkili bir taraftar var. Onlar da sabırsızlıklar. Şampiyon olduktan sonra belli camialar zaten bir düşüş içine girer çoğu zaman. Bu da bir özellikleri bir Anadolu kulübü ise tabii ki normal olduğunu düşünüyorum. Birçok hoca geldi ondan sonra ve bir türlü doğru istikrarı yaşayamadı Bursa Spor. Bu dönemde sıkıntıları var. Evet. Enteresan olan baktım, ikimizin de fiksine baktım biraz önce. Bursa Spor 32 puanda, İnegöl Spor da 32 puanda. Evet, ikimiz de 11. sıradayız evet. Şu anda. İki Bursa takımı, o da ilginç. Tabii gönlümüzde Bursa Spor'un her zaman üst sıraları kovalaması, iyi olması, ligde tekrar şampiyon olması geçiyor. Çünkü bir zoru başardılar, bir iki başardılar. Bir Anadolu Trabzon'dan sonra evet. Bir Anadolu kulübünün şampiyon olabileceğini, dört büyüklere kafa tutabileceğini gösterdiler. Bu önemli bir şeydi. Türk futbolu için çok önemli. Biliyorsunuz yeni statları da yapıldı ondan sonra. Seyirci bazında baktığınız zaman iyi camialardan bir tanesi. Nasıldı siz geldiğinizde? O atmosfer hep konuşuruz Bursa Atatürk Stadı'nda. Hakikaten Bursa bir deplasmandı. Şimdi biraz zayıflık yani bizim, var ama. Tabii eski stadda oynuyorduk. Evet. O zaman farklıydı tabii. Seyircinin atmosferi Bursa Spor'un üzerinde etkiliydi. Siz de keyif alıyordunuz. Yani deplasmana gelen takımlar da keyif alıyordu. Bir kere zorlu evet. Deplasman olduğunu biliyorsunuz Bursa deplasmanı. Yani farklı yenildiğimiz maçlar da oldu. Bilmiyorum 5 tane yediğimiz evet, bir maç vardı. Sıkıntılı evet. Bir süreçte gelmiştik. Bazı oyuncularımız kadro dışı evet. Kalmıştı. Mesela o gün Lucescu Bursa Spor bizi darmadağın etmişti. Evet. Lucescu dönemi. Evet. Birçok oyuncumuzu bırakmıştık. Florkin filan stoper evet. Oynadı. Bize ezimeti uğrattılar açıkçası. Dediğim zaman bu ülkemizin köklü kulüplerinden bir tanesi Bursa Spor'un. Olmazsa olmazları ama kulüpler bazen çarkantılı dönemler geçirebiliyorlar. Bu da neyle alakalı? İşte yanlış transfer politikası, takımda bulunan, kulüpte bulunan ekonomik sıkıntılar bazen sizi zor şartlara itebiliyor. Bursa Spor'un bunu ne kadar yaşadığını şu anda kesin evet. Olarak kestirmem çok zor yaşandı ama. Yaşandı onlar da yaşandı. Bu sene sıkıntılar yaşıyorlar işte evet. Hamza Hoca'nın gönderilmesi, Mutlu Hoca'nın gelmesi. Mutlu Hoca geldikten sonra birkaç maçını izledim. Hakikaten şanssız. Yani biz şanssızız, Mutlu Hoca da biraz şanssız. İşte 10 kişi kaldı. Evet. Üst üste 3 maçta 10 kişi kaldı. 3 maçta sıkıntılar yaşadılar. Bu hafta da Alanya maçını yanılmıyorsam evet. Muhalif bitirdiler. O da sıkıntılı oldu onlar için. Ama Bursa Spor dediğim gibi bu cami yani bu Türkiye'nin sayılı kulüplerinden şampiyon olmuş. Türk futboluna en iyi şekilde hizmet eden, milli takım oyuncu kazandırmış, Türk futboluna oyuncu kazandırmış. Önemli kulüplerinden bir tanesi. Evet hocam şunu da konuşalım. Teknik direktörlerle çalıştınız, üst düzey teknik direktörlerle birlikte oldunuz. İşte milli takımda Şenol Güneş, Fatih Terim. Teknik direktörün takıma katkısını nasıl görüyorsunuz? Yüzde kaçı mesela hep tartışılır. Ya bunu yüzdeye vurmak aslında evet, çok yanlış. Saçma. Bence onun yüzdesi yok diye düşünüyorum. Şimdi her yiğidin ayrı bir şekilde yoğurt yiyişi vardır deriz. Doğru. Şimdi ben Fatih Hoca ile çalıştım. Evet, insan üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Sizi inanılmaz bir motive ediyor maçlarda çıktığınız zaman. Şimdi Şenol Hoca ile milli takımda çalıştım. Milli takım çok daha ayrı bir hava. İnanın onunla kulüp, yani kulüp takımında da çalışmak isterdim ki milli takımdaki çalışmasıyla kulüp çalışması çünkü farklı olduğunu düşünüyorum. Nasıl olduğunu anlamak evet. Açısından ama milli takımda onunla çalışmaktan son derece keyif aldım. Bilgisi yüksek olan zaten kendisi öğretemiyor. Teknik evet. Direktörlerimizden bir tanesi. Mesela Mircea Lucescu ile çalıştım. Bana göre inanılmaz taktisyen uzmanı. Rakibi iyi analiz ediyor. Analizman uzmanı diyeyim ona. Çok da karakter olarak iyi insanlardan bir tanesi. İşini iyi yapan teknik direktörlerden bir tanesi. Mesela onunla çalışmaktan son derece keyif aldığımı söyleyebilirim. Kaldı ki benim Galatasaray'da oynadığım, onun geldiği 2 senelik dönemde evet. En iyi oynadığım dönemlerden bir tanesiydi. Doğru. O da çünkü beni iyi analiz edip sol bek oynamadım onun döneminde. Çok mecbur kalmadığımda. Çünkü küçük Hakan'a Flo bir tane bizim Kolombiyalı oyuncu vardı. İsmini unuttum şimdi. Ha Victoria. Onlar oynuyorlardı. Onlar ikisi yoksa ben oynuyordum. Ve en rahat oynadığım, en iyi oynadığım 2 sezon Lucescu döneminde. O da sayabileceğim teknik direktörler arasından. Hakikaten bizden sonra da biliyorsun Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Yaptı. Şaklara gitti orada. Evet. Önemli işlere imza attı. O da bunun ne kadar, yani onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu açıkça göstergesi yani. Kariyer planlamasını yaptınız herhalde. Hedefleriniz var.
alt liglerden başladınız. Süper Lig takımlarında da çalışmak istiyorsunuz. Aslında Süper Lig takımıyla başladık. Hacettepe ile başladınız. Rahmetli Erdoğan evet. Hocam, mekan cennet olsun, onunla başlamıştık. Ergün Pembe'yi ilerleyen yıllarda nerede göreceğiz? Nerede olmak istiyorsunuz? Bu ülke futboluna neler verdiğinizle alakalı. Şimdi gittiğiniz kulüplerde başarılı olursanız o zaman hedefleriniz daha da büyüyor. Eğer çalıştırdığınız kulüplerde başarılı olmadığınız zaman hedeflerinize ulaşmanız çok zor oluyor. Ülkemizde de birçok şeyin zor olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü günübirlik yaşanıyor. Hep başarıya endeksli. Zaman uzun vadeli bir plan yapılmıyor. Uzun vadeli plan yapılmıyor biliyorsunuz. Bunlar hep sıkıntı evet. Bir teknik direktör için. Benim tabii ki amacım başlarından bir tanesi de Galatasaray gibi büyük bir camiada hoca olmak. Bu yardımcı olur veya teknik direktör olur. Hiç önemli değil ama o camiaya tekrar oyunculuk döneminde verdiğim hizmeti hocalık bazında da vermek isterim açıkçası. Benim için çünkü Galatasaray evet. Camiasının ayrı bir yeri var. Bugün burada bu röportajı yapıyorsam, bugün Ergün Pembe'ysem o camianın bende büyük hakkı olduğunu düşünüyorum. Onun için dediğim gibi hedeflerim var tabii. Büyük takımların başında çalışmak, Türk Tiral 1. Ligi'nde takım çalıştırmak. 3 yıl bir ara vermiştim. 3 yıl aradan sonra İnegöl Spor'la başladık. Niye öyle bir ara verme gereği duydunuz hocam? En son çalıştırdığım Giresun Spor'dan sonra birçok sıkıntılar yaşadım. Yorumculuk yaptım zaten evet, biliyorsunuz. Evet. Orada yürümeye karar verdim. Çünkü alt liglerde bizim gibi kariyerli oyuncularına gerçekten hocalık yapması çok zor. Niye zor hocam? Onu da biraz şöyle açıklayayım. Şimdi gidiyorsunuz bir kulüple anlaştınız. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir camiada oynamışsınız. Milli takıma hizmet etmişsiniz. Şimdi nereye gitseniz, hangi deplasmana gitseniz ilgi, alaka sizin üzerinizde. Bir de üst düzey oynamışsınız. Bu sefer yönetim bazında, başkan bazında bunu kaldıramayan insanlar olduğu zaman bu sefer sıkıntılar yaşıyorsunuz. Adam mesela şöyle düşünebiliyor başkan. Bu takıma parayı veren benim, bu takımın başkanı benim. Baksana hocaya benden daha çok ilgi, alaka var. Yani bu şeyi üzerine atamadıkları zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu ego. Ego. Bazı insanlar egoları bitirir biliyorsunuz. Evet. Bu egolu insanlarla karşılaştığın zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela anlaşıyorsun, iki ay kafadan anlaşıyorsun, sizle konuşamayan, heyecanlanan insanlar iki ay sonra arkanızdan iş çevirmeye başlıyorlar. Bu sıkıntıları yaşadım ben. Hocalık yapıyorum, benim para kazanmam lazım, ben daha çok cebimden para harcıyorum. Bu sıkıntı da var şimdi. Gittim en son kulüple. Mahkemelik oldum ve mahkemeyi kulüp kazandı. İkili ilişkiler de çok önemli. Futbolun içinde siyaset de var, bunu da çok, biliyorsunuz. Çok. Şimdi siyasetin girdiği yerde sizin, şimdi ben kulübü normalde hocayım, alacaklı olmam lazım. Ben nasıl borçlu olabilirim? Kartal Spor'u çalıştırıyorum ve benim evime icra geldi. Benim alacağım varken benim evime icra geldi, borçluyum diye. Şimdi Giresun'a gidiyorsunuz, alacaklarınız var. Size başkan diyor ki lig bitsin ödeyeceğim. Ondan sonra beni mahkemeye ver diyor. Çünkü işin prosedürlerini onlar daha çok biliyorlar. Biz işin cinliğini bilmediğimiz için bakıyorsun bu sefer alacaklıyken borçlu duruma düşünüyorsunuz. Bunlar beni çok üzdü, beni çok yaraladı. Yıprandım. Onun için 3 yıl gibi bir ara verdim. Hakikaten düzgün bir kulüp, işleyişi iyi olan bir kulüp olursa devam etmeyi düşündüğümü söyledim. Çünkü bizim gibi kariyerli oyuncuların bu işin içinde sizin kalması gerekiyor. Sizin karakterinize de ters bu yaşanan. Tabii tabii, düşünsenize. Yani ben cebimden harcayacaksam, hep ben kulüplere vereceksem niye hocalık yapayım dedim. Yani aynen. O psikolojideydim. Onu tabii ki yine Göğsüspor'la atlattık. Evet, milli takımda konuşalım. Finlandiya'da çok önemli bir maç var. Milli takımda işler biraz iyi gitmedi. Yani Fatih Terim'le oyuncular arasında bir sürtüşme izlenimi ortaya çıktı. Milli takım nasıl değerlendiriyorsunuz? Fatih Terim'de mi bir sıkıntı var? Futbolcularda mı bir sıkıntı var? Yoksa farklı nedenler mi var içeride? Prim konusu ön plana çıktı gibi. Aslında ilk Fransa'da biliyorsunuz bu olaylar, evet. Oraya giderken patlak verdiler prim konusunda ama prim konusunun o kadar büyütülmemesi gerekildi. Onun da çok büyük bir etkeni olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü o Fatih Hoca'yı ben Ümit Milli Takım'dan, Milli Takım, Galatasaray'dan, kulüp takımdan beri tanıyorum. En azından tanıdığımı, evet. Tanıdığımı hissediyorum. Orada prim konusundan çok daha ayrı olaylar olduğunu düşünüyorum. Tabii gerçek yüzünü bilmiyorum. İki taraf çünkü çıkıp da bir açıklama yapıp bunu olaylar bunlardan oldu diye söylemediler. Ama Fatih Terim gibi bir hocanın bu kriz yönetimini çok daha kolay atlatması gerektiğini düşündüm her zaman. Evet, çünkü her zaman futbolcularına sahip çıkan, onlara bir abi, bir baba, bir şefkatinde bulunan Fatih Hoca'nın bu krizi ben daha kısa sürede atlatabileceğini düşünürken maalesef bunu başaramadılar. Bu da tabii ki milli takıma yansıdı. Dediğiniz gibi Finlandiya'da çok önemli oyuncuları çağırmadı.
kadroya. Mesela Arda Barcelona'ya transfer oldu. 6 ay oynama yasağı varken milli takımda oynadı. Evet. En iyi döneminde sezon başı çıktı. Evet. Barcelona'da oynuyor, goller atıyor, formda olduğu dönem almadı mesela. Evet. Bu da anlaşıldığı gibi ikili arasında bir problem olduğunu ortaya koydu. Sarı Sultan yani bunu bilir yani. Burak Yılmaz, Selçuk İnan. Aynen Arda, ama evet. Ortanın sonra çözdüklerini düşünüyorum. Ama yaralar bıraktı mı derseniz bırakmıştır. Kesinlikle tabii ki. Çünkü öyle ufak bir şey değildi. Bunların, bu sürtüşmenin tabii ki milli takıma zararı oldu. Hem oyuncu bazında hem performans bazında hem maçların kazanılması adına zarar verdiğini düşünüyorum. Ama bu sürecin atlatıldığına eminim şu anda. Tekrar Fatih Hoca onları bir ağır ama hakikaten zor şeklinde. Değil mi Ergün Hocam? Baktığımızda yıldız oyuncuları idare etmek, onların karakterini işte bir şekilde ortada buluşturmak hakikaten zor olsa gerek. Belki ama de Fatih Terim bunu şey yaşamış. Yani Fatih Terim'den bahsediyorsunuz. Evet, Fatih Terim, bunu en iyi yapabilen, yapan etkenlerden bir tanesi. Bu doğru. O kriz yönetimini en iyi yönetebilecek insanlardan bir tanesidir. Futbolcunun karakterinde mi bir değişiklik oldu? Arda Turan, futbolun içinden gelen için bir teknik direktör Fatih Hoca. Tabii ki zaman o kadar hızlı gelişiyor ki. Zamana, o çağa ayak uydurmak, siz de zorlanıyorsunuz. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Biz evet profesyoneldik ama biz amatör ruhla oynuyorduk. İşte, bu çok önemli. Evet. Şimdi bakıyorsunuz, mesela ben bıraktıktan sonra biz Fatih Hoca tekrar geldikten sonra 2010-2011 yıllarında şimdi yardımcılara Ümit Davala, Hasan Şaş'a baktığınız zaman. Doğru. Şimdi ben onlarla konuşuyorum, devamlı haberleşme içindeyiz. Şimdiki onları soruyorum nasıllar falan. Yani mesela şimdiki futbolcunun bir gün parası yatmadığı zaman hemen menajeri geliyormuş, ben oynamam. Ama bizde öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey yapma şansın yoktu. Bizdeki bilinç amatör ruhtu. Nasıl olsa orada paranın kalmayacağını, elinde sonunda o parayı alacağını, şimdiki oyuncuların daha profesyonel olduğunu, amatör ruhu fazla yaşamadıklarını söylüyorlardı. Bunda da çok haklılar bence. Amatör ruh olmadığı bir yerde başarının böyle sürekli devam etmesi çok zor diye düşünüyorum. Evet. 2002 Dünya Kupası'na da gidelim hocam. Hakikaten inanılmaz yani. Türkiye'den hiçbir kimse böyle bir başarıyı beklemiyordu. Çok sert eleştirilere maruz kaldınız. İşte grup maçlarında. Daha sonra bu başarı geldi. Unutamadığınız anlar, goller, konuşmalar, neler vardı? Tabii ki bizim yaklaşık 51 gün falan kamp sürdü Dünya Kupası'na evet. Gittiğimizde. Önce Hong Kong'a gittik. Bir Antalya kampımız oldu oradan. Eşlerle oradan ayrıldık. Hong Kong'a gittik. Sonra işte başladı Kore, Japonya falan. İnanılmaz bir macera. İnanılmaz keyifliydi. Mesela Koreliler bile Türkleri çok seviyor. Evet. Oradaki maceralarımız çok iyiydi. Çok sıcakkanlı insanlar. İnanılmaz özellikle. Eğlenmesine inanılmaz evet. Bilen insanlar Koreliler. Çok keyifli geçti Dünya Kupası. Nasıl geçtiğini bile anlamadık. Düşün 51 gün geçirmiştik. Evet. Bütün kamp süresinde Türkiye ile beraber. Çok keyifliydim. Keşke yine o yıllara dönebilsek de oranın içinde olabilsek. Keşke. Mesela en son maçı oynadık Kore ile. Onları yendik. Onlar için de dördüncülük mesela uğursuzlukmuş, dördüncü oldular. Biz düşünüyoruz. Birlikte tribünlere gittiniz. Saha içinde başladı o gün. Birlikte tribünlere gidilmesi, maç bitti, o insanların eğlencesi. İnanın görmenizi çok isterdim. İnanılmaz keyifli eğleniyorlar hiç şey yapmadan. Çok güzeldi oradaki atmosfer. Tabii ya 48 veya 50 yıl aradan sonra yanılmıyorsam biz Dünya Kupası'na gittik. Aynen. Onun da bir heyecanı vardı üzerimizde. Ama biz turnuvalara gittiğimizde hep şey giderdik genelde. Bizim jenerasyon işte milli takımdan toplanan jenerasyon Galatasaray'daki oyuncular. Eğer bir kupa varsa her zaman biz o kupaya talibizdir. Sonuna kadar gitmeye çalışırız. Olur veya olmaz. Brezilya maçı da biraz şanssızlıktı herhalde. Ya işte grupta onlarla karşılaşmamız evet. Aynı şey sonra orada karşılaşmamız. Tekrar yarı finaldedik. Biz eğer zaten Almanya ile oynasaydık biz birincilik ikincilik maçı oynayacağımızı düşünüyorum. Almanya'yı elerdik kesin. Finale çıkardık. Finale çıkardık diye düşünüyorum. Brezilya'yı da aslında elemek için her şeyi yaptık. Mesela konuşuyorduk böyle odalarda toplanırdık. İşte 80'e kadar, 75'e kadar gol yemezsek biz bunlara bir tane atarız diye. Böyle konuşmalar yapıyorduk aramızda. İlk maçı diyorduk. İlk maçı nasıl aldıklarını biliyorsunuz. Evet, işte. Şimdi evet. Hakem vardı. Onun sayesinde anla. Bizde bir aslında özgüven oluşturmuştu o. Tabii Ronaldo gibi bir skoru her an değiştirebilecek oyuncuları vardı biliyorsunuz. Onun o deparı, burunla vurması, rüştüyü çıkarken kesinlikle. Yakalaması. 1-0 öne geçtikten sonra da zaten taç kenarında maçı bitirdiler. Evet. Çok tecrübeli takımlar. Ama dediğim gibi o kupada eğer biz o gün Almanya ile karşılaşmış olsaydık belki de
birincilik, ikincilik maçı yapıyorduk. Dönüşte takım uçağını F-16'lar tarafından karşı. İnanılmaz biz çok... 2000 yılında UEFA Kupası'nda yaşamıştık. Evet. İnsanların o coşkusu, sokağa dökülmesini. Milli takımda da aynı coşku inanılmazdı. Biz yaşamış olmamıza rağmen sanki tekrar ilk defa yaşıyormuş gibi o hislere kapıldık. İnanılmaz bir şey oluyor. Düşünsenize alana iniyorsunuz, sizi milyonlarca insan karşılıyor. Bağrına basmaya çalışıyor. İşte o F-16'ların olması inanılmaz. Şu anda da Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey herhalde bu da. O başarılar hakikaten çok özleniyor hocam. Tabii ki. Mesela en son katılımı Avrupa Şampiyonası da düşünsene. Evet. 7 tane olasılık bir araya geldi. Olmaz, imkansız denen şeyler bir araya gelip Türk milli takımı bunu başardı. Yani geçmişinde Türk milli takımının Türkiye'nin çok kazandığı böyle şeyler. Evet. Çünkü inatçı bir ruha sahibiz. Sonuna kadar, eğer onun oluru varsa sonuna kadar kovalan bir yapıya sahibiz. O Avrupa Şampiyonası da bizim için katılım çok önemli oldu. Ülke futbolunun geriye çok gittiği moral verdi insanlara, zamanlarda moral tabii ki ülke için zor da, ülkemiz adına zor da günler geçiriyorduk biliyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Ülkemizde yaşanan terör olaylarından dolayı Avrupa Şampiyonası katılmamız önemli oldu o bakımdan. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ağladığınız, böyle unutamadığınız. Ya aslında bakarsın maçlarda... Hakikaten biz ağlıyorduk mesela o başarılarda falan. Mesela eski filmlerini seyrederken gözlerinden yaş akar benim. Evet. Ama maçlarda öyle, dediğim gibi ben duyguların ne sevincimi, ne hüznümü ben dışarı pek belli edemiyorum. Ben onu neyse içimde yaşayabiliyorum. Mesela bunu dışa vuran insanlara ben çok gıpteyle bakıyorum. Keşke ben de böyle olabilsem diyorum işte. Sevincini, üzüntünü böyle acayip yaşıyor ya insan. Evet. Yani ben de keşke öyle yaşayabilsem diye bazen kendi kendime soruyorum ama ben onu... Bir türlü belli edemiyorum. Ne üzüntüm ne sevincimi aşırı şekilde mesela belli edemiyorum. UEFA Kupası maçı bizim için tabii ki çok önemli maçlardan bir tanesiydi. Türkiye tarihinde ilk defa bir takım kesinlikle finale kalıyor. Ve kazanırsa o kupayı alacak. İnanılmaz önemli bir maçtı. İnanılmaz stresli bir maçtı. İnanılmaz yolculuğu yorucu olan maçlardan bir tanesiydi. Ama Allah nasip etti, insanlarımızın, milletimizin dualarıyla o maç penaltılara kalınca zaten bizim alacağımız belli olmuştu. Tarihimde benim en unutamayacağım maçlardan bir tanesi odur. Çünkü o gün benim bir de doğum günümdü. Doğum günümde öyle bir kupayı almak... Bugün de Bircan Orsel'in doğum günü kameraman arkadaşım. Onun da buradan onu da zaman araya, doğum gününü kutlayalım. Evet. İnşallah yeni yaşa onu uğur, şans, mutluluk getirir, İnşallah. Başarı getirir. Hocam bitiriyoruz. Lakap kemik. Niye kemik? Kemik Arif taktı bana. Arif evet. İdmanlarda benim bir de şimdi böyle değiliz tabii o zaman oynadığımız yıl. Evet. 65-67 kiloyum. Aynen. Her tarafımız kemik. İkili mücadele antrenmanlarda Arif bana girdiği zaman hep canı yanardı. Hep benden kaçardı zaten. Mümkün olunca bence ikili mücadeleye girmek istemezdim. O taktı bana o ismi. Öyle de kaldı. Onun dışında biliyorsunuz ceza sahası içinde böyle soğukkanlı olmam, işte topu vuruyormuş gibi yapıp çekmem, rahat olmam. Bir de Iceman, buz adam lakabı taktılar. Evet. Mesela önce onu takmışlardı aslında. Sonra iki lakapla gittik. Zaten o dönem Fatih Hoca 96 yılında geldiği zaman takımda birçok kişiye lakap taktı. Birçok oyuncunun lakabı vardı. Mesela Suat var. Abiye Suzi diyordu. Benim evet kemikçi buz adam falan vardı ama bana da Ersin derdi mesela. Öyle bir şey takmıştım. Birçok arkadaşımız da isim takmıştı o zaman. Lakaplarıyla hep hitap ederdi İzman'da Fatih Hoca. Hocam hakikaten programımızın süresi bu kadar. Yoksa sabaha kadar konuşuyoruz. Çok keyifli evet. Muhabbet oldu. Size canı gönülden başarılar diliyoruz. Sağ olun, size de kolay teknik gelsin. Teknik direktör kariyerinizde inşallah hedeflediğiniz noktalara gelirsiniz. Yine bol Göspor'da bol da başarılar dileriz. Maçımız var. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay evet, gelsin. Evet, Ergün Pembe'yi konuk ettik. Hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Yaklaşık 45 dakikada Türk futbolunun tüm yönleriyle, tüm yönlerini ele aldık. Galatasaray'ı konuştuk, milli takımı konuştuk. Yine Göspor'u konuştuk, Bursa Spor'u konuştuk. Kendisine de başarılar dileyerek spor saatini noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta bir farklı konuk ve farklı bir konuyla tekrar karşınızda olmak dileğiyle mutlu kalın.